Evet. Merhaba arkadaşlar. İran kliması ile ilgili tanıtım videomuz mevcut zaten YouTube videolarında. Ama özellikle bu sulu klimalarımızı e-ticaretlerde müşterilerimize gönderiyoruz. Onlar da kurumla ilgili bilgi bilmedikleri için tekrar bize bu ürünleri iade ediyorlar. O yüzden biraz detaylı bilgi vermek istiyoruz müşterilerimize. Bu ürünümüzü ambalajlı, ön tarafına strafor koyup üst taraflarını güzel bir şekilde ambalajlayıp gönderiyoruz. Bu ürünün içerisinde kendi ayağı var, ondan sonra tekerlekleri var. Bununla ilgili öncelikle teknik bilgi vermek istiyorum, ondan sonra detaylarını anlatacağım. Şimdi bu ürünümüz İran marka ürünümüzün uzunluğu 47 santim, böyle genişliği 45 santim, bir de böyle yüksekliğini ölçelim. Yükseklik de 51 santim. Ürünümüz general marka. Şimdi burada ön panelde yukarı aşağı yönlendirebiliyoruz havayı. Sağa sola da çevirebiliyoruz çift taraflı olarak. Bu ürünümüzün ilk düğmesi pump düğmesi dediğimiz su pompası düğmesi. Birazdan onu da aktaracağım size. Yan tarafındaki motorun birinci kademe hızı. Yeşil olan da motorun üflemesinin ikinci kademe hızı, yani son kademe hızı. Ürünümüzün böyle üst tarafında bir huni kapağı var. Buradan suyu doldurduğumuz zaman ön tarafta su seviye çubuğu var. Su seviye çubuğu yukarı doğru çıkar. Ondan sonra böyle bu klimamızın sağında, solunda ve arkasında samanlar var. Dışarıdan gelen sıcak hava suyla birleştiği zaman serin bir şekilde, nemli bir şekilde serin bir hava üfler. Mutlaka kullanılacağı yerde arka tarafı kapıya ya da pencereye dönük olması lazım. Üflediği havayı da dışarı atacak şekilde kullanılması lazım. Sulu klimaların mantığında bu hep böyledir. Şimdi bu ürünümüzü ilk aldınız, ambalajını açtınız. Açtıktan sonra yapmanız gereken bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi ürünümüzün yan peteğini elimizi koyarak yukarı doğru kaldırıp çekiyoruz. Petek bu şekilde çıkmış oluyor. Burada da samanı gösterelim. Saman demiş olduğumuz olay bu şekilde. Su kanal yolunu da gösterelim. Şimdi ürünümüzü öncelikle bu ayaklarını çıkarıyoruz. Buradan. İki tane böyle kısa ayağımız var. İki tane de böyle uzun ayağımız var. Bunların nasıl takılacağı ile ilgili şimdi arkadaşlar beraber göstermiş olacağız. Şimdi buradan böyle alıyoruz. Bu şekilde. Karşılıklı olarak böyle gösterelim. Bu şekilde. Bunu da bu şekilde takıyoruz. Bunu da bu şekilde takıyoruz. Bu da bu şekilde geliyor. Bununla ilgili kısaca hani tam vidalarını takmayacağız ama sadece göstermek olsun diye göstermek istiyoruz. Buradan takalım mesela bunu. Bu şekilde bunu takıyoruz. Buradan da bu şekilde vidalıyoruz. 4 toplamda zaten 2 tane burada, 2 burada, 2 burada, 2 burada. 8 tane vidayla vidalıyoruz. Vidaladıktan sonra böyle ürünün tekerlekleri var. Alt tarafı göstermek istiyorum. Bu şekilde. Burada bağlantı yerleri var. Yani 4 tane de tekerleğini bu şekilde buraya takıyoruz. Buradan takalım tekrar. Bunu da takalım. Diğer tekerleği de takalım. Bu şekilde 4 tekerleğini taktıktan sonra bu sehpamız bu şekilde ayakta duruyor. Ondan sonra bu ürünle ilgili biraz içeriğiyle ilgili de bilgi vermek istiyorum. Az önce huniden bahsetmiştim. Suyu doldurduğumuz zaman bu alt görmüş olduğunuz hane 10 litrelik su haznesi. Suyu burada dolduruyoruz. Onun dışında burada işte üfleme motoru, fanın olduğu yer. Onun dışında diğer petekleri de çıkarmak istiyorum. Onları da çıkardıktan sonra daha detaylı biraz daha bilgi vereceğim size. Diğer petekleri de çıkarıyoruz. Şimdi burada bir su pompamız var. Bu hortumun takıldığından emin olmamız gerekiyor. Buradaki hortumun takıldığından emin olmamız gerekiyor. Şimdi buradaki su pompası suyu çeker. Buradan yukarı doğru çıkarır. Burada su kanal yolları var. Su kanal yollarını da bu şekilde görebiliyoruz şu an. Buradan bu peteğe akan su kanal yolu. Bu ortada da ikinci peteğe akan su kanal yolu. Bu da üçüncü olan su kanal yolu. Şimdi bunları genelde kargo ile gönderdiğimiz zaman bunları artık atıyorlar mı bilmiyorum ama bu hortonlar çıkıyor. Üst taraftaki dirsekler oynuyor. Sadece ilk aşamada yapmanız gereken şeyleri size anlatıyorum. Bir kereye mahsus tek yapıyorsunuz bunu. Onun dışında ürünlerimizi daha önce alan müşterilerimizle ilgili bazı sıkıntılar var. Onları da anlatmak istiyorum. Genelde işte biz bu ürünün
kablo bağlantılarını çıkardık, nereye takacağımızı bilmiyoruz diyen müşterilerimiz oluyor. Bununla da ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu klimanın, arkadaş yakından çeksin, tam yakından çeksin. En baştaki düğme, yani mavi ve siyah uç hangi düğmeye geliyor? Buradan gösterelim. Buradan gösterelim. Su pompası düğmesine denk geliyor. Pump yazan yere. Mavi ve siyah. Üst tarafa mavi tablo, bir alt tarafa da siyah. Ondan sonra burada ortak bir kablomuz var. İki tane siyah ve bir tane mavi de hemen gösterelim. O da speed düğmesinin, yani motor düğmesinin üst ve altına geliyor. Buradan yine gösterelim. Ve son olarak da üçüncü, yani ikinci kademe hızına da en üst tarafa sarı kablo, bir alt tarafa da mavi, şey kahverengi kablo takılıyor. Ürün bu şekilde. Bu ürünlerin yedek parçaları, su pompaları, motorları, fanı, hunisi, yedek samanları, bunu bizden temin edebilirsiniz. Sürekli bizde olur. Ön paneli, düğmesi gibi. Bu şekilde bilgi aktarmak istedim sizlere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diyelim.